Sayın İl Başkanım, değerli Belediye Başkanım, Karabük İş Aleminin değerli temsilcileri, değerli örgütüm, konuşmama başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hem il başkanımıza hem de belediye başkanımıza beni sizlerle bir araya getirdiği, sizlere hitap etme imkanını verdiği için de teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de özürüm var. Biraz geç kaldık. O nedenle de herkesin elini tek tek sıkarak merhaba diyemedik. Onun için de özür diliyorum ama hava şartları nedeniyle maalesef bugün hiç geç kalma alışkanlığımız olmamasına rağmen maalesef bugün biraz böyle oldu. Onun için de tekrar özür diliyorum. Bugün sizlere biz Türkiye'deki durumu nasıl görüyoruz ve bu durumdan nasıl çıkarız? Kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da hep beraber sizi dinleyeceğiz. Arkadaşlarımla beraber de sizlere, sizlerin bize aktaracağınız sorunlara cevap vermeye çalışacağız. Evet. Türkiye bugün üç büyük krizi iç içe geçmesi sonucunda bir buhranı yaşıyor. Birinci krizimiz ekonomik kriz. Ama bugün yaşadıklarımız aslında dünden bu yana olup bitenlerin bir sonucu. Özellikle 2013'ten itibaren ekonomiyi borçla şişirme modelinin tıkanmasıyla birlikte ekonomimiz patinaj yapmaya başladı. Dünyada bize benzeyen ekonomilerden ayrıldı. İkinci önemli gelişme devlette yaşanan bir yönetim krizi var. Devlette bu yönetim krizi de özellikle bu tek adam rejiminin kurulmasının başlangıcıyla birlikte ortaya çıktı. 2014'te işe ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım diye başladık. Ondan sonra gördük ki tüm kurumlarda çok ciddi tahribatlar yaşadık. Mesela hiç alışmadığımız halde Türkiye'de ilk defa bir seçim tekrar edildi. Arkasından hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ondan sonra olağanüstü hal ilan edildi. Dünyada usul olmadığı halde, hiçbir şekilde benimsenmediği halde, olağanüstü halde yapılan bir referandumla mevcut sisteme geçtik. Ve mevcut sisteme geçtiğimiz 2018'den bu yana bu sistem cebimizi boşaltıyor. Çünkü yönetilmiyor ülke, savruluyor. 2020'de bu krizin üstüne, bu iki krizin üstüne bir de salgın eklendi. Aslında salgını da ekonomik kısmını çok kötü yönettik. Bütün dünya salgında yurttaşlarına yardım ederken daha çok bütçeden hibe verirken biz esnafa, çiftçiye, sanayiciye hibe vermek yerine borç vermeyi tercih ettik. Zaten borca batmış olan insanlarımızı daha fazla borca batırdık ve sonunda ekonomik kriz, devlet yönetimindeki kriz, salgın Türkiye çok ciddi bir buhrana girdi. Ama sadece buhrana girdik ve bu buhrana yakalandığımızda dünyada da çok ciddi kırılganlıklar baş göstermeye başladı. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna krizi. Bunun geleceği belliydi, savaşı. Bir diğeri Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın faiz arttırması meselesi. Şimdi bakıyoruz, bu ucube sistemde Türkiye 10 yıl geriye gitmiş. Gayri safi yurt içi hasılamız 2013 yılında 958 milyar dolarmış. Tam 155 milyar dolar düşmüş, 802 milyar dolara inmiş. Kişi başına gelirimiz 12.582 dolarmış. Tam 3.043 dolar düşmüş, 9.539 dolara inmiş. Ortalama kur, buraya dikkatinizi çekiyorum, 1 lira 90 kuruşmuş. Ne zaman? 2013 yılında. 5 sene sonra, 2021 yılında ortalama kur 8 lira 98 kuruş olmuş. Ortalama kur. Şu anda 14 lira. Hatta 15 liraya dayandı bu sabah itibariyle. Enflasyon
%7,4'müş. 2021'de sonunda %36'ya çıkmış. Bugün 55'i de geçti. İşsizlik %9'muş. 2021 sonunda %12 olmuş. Yani her alanda ciddi bir geriye doğru gidiş var. Bir de hatırlarsanız bir 2023 hedefleri vardı. Bugün de yine söyleniyor 2023 ama ne olduğu söylenmeden hedefleri tutturacağız diyorlar. Bakalım nasıl tutturacaklar? Ben söyleyeyim. Birinci söylediğim rakam vaat edilen hedefler. İkinci söylediğim rakamlarda en son çıkarılan orta vadeli program. Geçen sene sonunda çıkarılan orta vadeli programda 2023 yılında bu hedeflerin ne olacağını söyleyen rakamlar. 2023 yılında denmiş ki biz bu ülkenin milli gelirini 2 trilyon dolara çıkaracağız. Şimdi ne olacak diyorlar bir sene sonra? 925 milyar dolar. Yarısından bile aşağıda. Kişi başına gelir. Demişler ki 2023 yılında 25 bin dolar yapacağız. Şimdi demişler ki diyorum, önce seçim beyannamesinde yazdılar. Sonra plana bu dahil edildi. Yani devletin resmi dokümanlarındaki rakamlar da bunlar. Kişi başına gelir 25 bin dolar. Şimdi diyorlar ki hayır, 10.703 dolar olacak. Yarısından bile aşağıda. İhracat. Bu sene rekor kırdık. İhracatımız çok iyi diye övünüyoruz. 2011 yılında, 2023 yılında biz ihracatı 500 milyar dolara çıkarmayı vaat etmişiz. Ne olmuş? Ne olacak ya da 242 milyar dolar, yarısından bile düşük. Ve son olarak işsizlik. %5'e indireceğiz demişiz. Şimdi diyoruz ki işsizlik önümüzdeki yıl %11,4 olacak. Demek ki vaat edilen hedeflere ulaşamamışız. Hatta yarısına bile ulaşamamışız. Bu tabii çok ciddi bir başarısızlık ekonomik olarak ve siyaset olarak da. Aslında 2018 yılından bu yana işler daha da vahim hale geldi. Fiilen bu sisteme geçildiğinden bu yana. Ve İstikrar diye bir şey kalmadı ekonomide. Peki bunun arkasında ne var? Açık söyleyeyim, kerameti kendinden menkul, ne olduğu bilinmeyen bir söz var. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Dünyada böyle bir şey yok. Şimdi 2018'in Temmuz ayından bu yana bu laf söylendi önce, sonra Londra'da söylendi. Londra'da bu söylendikten sonra ülkede dengeler allak bullak olmaya başladı. Hemen geri ricat edildi. Ama bu denge allak bullak olan dengeleri yeniden tutturabilmek için Merkez Bankası'nın döviz kasası boşaltıldı. 128 milyar dolar, bugün buna bir de 40 milyar dolar daha ilave edin. 168 milyar dolar Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırıldı. O günden bugüne 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti. 4 tane Merkez Bankası Başkanı gördük. Merkez Bankası Başkanı koltuğunda. Politikacı faizi düştü emirle. Ama piyasa faizi, döviz kuru ve ülkenin risk primi tam tersi yükseldi. Ama en çok yükselen de enflasyon oldu. Hayat pahalılığı patladı. Hükümet özellikle 2021'in Eylül ayında Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirip emirle faizleri düşürmeye başladığı noktadan itibaren ciddi bir döviz krizine neden oldu. Hiç hak etmediğimiz, aslında ekonomide çıkmasına gerek olmayan bir şekilde bir döviz krizi çıktı. İpin ucu elden kaçtı. Paniklediler ve bütçenin altına bu defa bir kur korumalı mevduat bombası koydular. Ve bunu yaparken de ayan beyan geldiği belli olan Rusya-Ukrayna savaşını hiç görmediler. Fed'in faiz artışını hiç duymadılar. Ve biz bunu yaparız, kurda da belli bir istikrar sağlarız dediler. Böyle bu şekilde kurda istikrar sağlamak mümkün değil.
20 Aralık'ta bu kur korumalı mevduat devreye girdi. Bugün kur korumalı mevduat yaklaşık 539 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı mevduatın başlamasından Şubat sonuna kadar ortalama kur 13 lira 58, 38 kuruştu. Bugün 14 lira, 14,5 lirayı aşmış durumda. Biz 14,5'a göre hesaplarımızı yaptık bundan 3 gün önce. Ve kur korumalı mevduatın hazineye maliyeti 25 milyar Türk lirasıydı. Buna bir de vazgeçilen vergileri koyduğunuzda 3 aylık yükü, sadece 3 aydaki yükü 30 milyar Türk lirasını buluyordu. Peki bu 30 milyar nedir diye sorarsanız, bizim bütün yıl boyunca şu gıda krizini yaşadığımız ortamda çiftçimize vereceğimiz destek 25 milyar Türk lirası. Kur korumalı mevduat nedeniyle bu mevduat sahiplerine vereceğimiz para hazineden 30 milyar Türk lirası. Aslında rahmetli Turgut Özal vakti zamanında bu kur korumalı mevduatın tıpatıp aynısı olan dövize çevrilebilir mevduatlar hakkında şunu söylemişti. Önce kaldırdı dövize çevrilebilir mevduatı. Ondan sonra dedi ki 70'li yıllarda o zaman kendilerini uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi. Şimdi de bu mevduatı toplayan bütün bankalara borçlanıyoruz. İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan bir yük altına sokmazlar. Evet, rahmetli Özal bunu söyledi ama biz ders almadık. Faiz sebep, enflasyon sonuçla başlayan işin sonunda enflasyon azdı. Şimdi 2021'in 9. ayında yani bu işlerin başladığı ayda Türkiye'de tüketici fiyatları enflasyonu %20'nin altındaydı. %19,6 idi. Bugün %54,4. Üretici fiyatları 44'tü. Bugün %105. Peki şu andaki yönetim iş başına geldiğinde tüketici enflasyonu kaçtı? 55 olan tüketici enflasyonu %29,75. Yine aynı şekilde üretici fiyatları enflasyonu ya da toptan eşya fiyatları endeksi ne kadardı? Artış, değişme %30,84. Nereden nereye? Asgari ücret 2 ayda açlık sınırının altına indi. %50 verdik. %50 zam verdiler. Ona rağmen asgari ücret 2 ayda açlık sınırının altına indi. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farka burada dikkatinizi çekiyorum. Tam 51 puan. Bu demektir ki turbun büyüğü heybede. Daha gelecek olan çok zam var. Bu enflasyon dışarıdan geliyor. Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor diyorlar. Ben burada bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'ndaki diğer ülkelerdeki enflasyonu ve bu teşkilattaki enflasyon ortalamalarını koydum. Aşağıda bana göre sol tarafta gördüğünüz grafik toplam enflasyonu gösteriyor. Toplam enflasyona baktığınız zaman Türkiye bizim de üyesi olduğumuz bu ligde şampiyon. Hem de açık ara şampiyon. Peki gıda enflasyonu, bütün dünya gıda enflasyonuyla boğuşuyor deniyor. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman da Türkiye açık ara şampiyon. Enerji enflasyonu, enerji enflasyonuna da baktığımız zaman aynı şekilde açık ara şampiyonuz. Bu şunu gösteriyor. Dışarıda enflasyon yükseliyor olabilir. Dışarıda enflasyonla mücadele ediyor olabilir. Bir, onların bizden daha başarılı olduğunu gösteriyor. İki, bizde dışarıda tüm dünyanın yaşadığı enflasyondan daha farklı nedenlere bağlı bir enflasyon daha olduğunu ortaya koyuyor. Türk lirası hatırlayacaksınız, Eylül, Ekim aylarından beri devalüe oldu. Değer kaybetti. Hatta bir ara 18 liraları gördü. Sonra işte 11 liralara kadar düştü. Bugün 15 liralar. 15 liraya yaklaşan
dolar kuruna rağmen Türk lirasının değer kaybetmesi sonucunda ihracatçılarımızın kazanmış olduğu rekabet gücü hızla yıprandı. Diyorduk ki kuru Türk lirasını değersiz hale getirdik. Biz enflasyonu cari açığı düşürerek indireceğiz diyorduk. Ama bugün bakıyoruz, bir, bu Türk lirasının değer kaybı, nominal olarak değer kaybı, reel kuru olarak baktığımız zaman hızla geri dönmüş. Yani ihracatçı da rahat değil. Bu yükselen fiyatlar nedeniyle, enerji fiyatları nedeniyle, diğer fiyatlar nedeniyle ihracatçı da bugün baktığınız zaman sıkıntıda. Aslında Türkiye'de devalüasyon olduğu zaman devalüasyon ihracat üzerindeki etkisini bir çeyrek sonra gösteriyormuş. Ondan sonra da bu etki 2 yıl boyunca devam ediyormuş. 2 yılın sonunda sıfırlanıyormuş. Ama biz bunu 3 ay bile sürmedi. Aynı çeyrek içinde etkisini sıfırladık. Ve sonunda dış ticaret açığımız azalacağına, Şubat ayında 53 milyar dolara, 58 milyar dolara sıçradı. Bu aslında Ocak ve Şubat aylarındaki dış ticaret açıkları rekor. Bütün bunlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandı. Rusya ekonomisinin dayanıklılığını artıracak tedbirleri Kırım Savaşı'ndan ders çıkartmış, almış. İşte kamuda mali disiplini arttırmış, ekonomide dedolarizasyona gitmiş. Geçtiğimiz yıl 120 milyar dolar ödemeler dengesi fazlası vermiş. Rus Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 640 milyar dolar olmuş. Peki biz ne yapmışız? Biz bu önlemleri almamışız. Para politikasını etkisizleştirmişiz, güven kalmamış. Mali disiplini bozmuşuz, ekonomiyi daha fazla dolarize etmişiz, dış açığı kontrol edememişiz ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini tarihi dip seviyelere indirmişiz. Ve savaşa çok ciddi şekilde dolarize edilmiş bir ekonomiyle yakalanmışız. İşte burada döviz tevdiat hesapları grafikte ve kur korumalı mevduat, ikisini birlikte görüyoruz. Bunlar da toplam mevduat içindeki payının ciddi şekilde arttığı ortada. Ve Merkez Bankası hala 43 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasası net açık veriyor. Şu anda dünyada bu savaşın etkisiyle navlun pahalanıyor. Ömür Bey, evet, Türkiye'nin riski artıyor. Bir kere her şeyden önce Rusya-Ukrayna savaşının bize doğrudan ticaret yoluyla ve turizm yoluyla maliyeti var. İhracat yoluyla maliyeti var. İthal ettiğimiz enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ödemeler dengemiz üzerinde etkisi var. Turizm, kaybolan turizm nedir? Çünkü baktığınız zaman Rusya bizim turizmde birinci, en yüksek turist gönderen ülke olarak birinci, Ukrayna üçüncü. Gerçekten ciddi şekilde etkiliyor. Bunun 35-40 milyar dolar civarında bir maliyeti olacağı savaşın bize anlaşılıyor. Onun dışında bu savaşla birlikte aslında bizim en önemli Avrupa pazarlarında Çin'i falan sollayıp daha hızlı girmemize neden olan ulaştırma marjlarında da ciddi bir artış beklentisi ortaya çıkıyor. Tabii bu dediğim 35-40 milyar dolara bir daha önce anlattığım yaklaşık 30 milyar Türk lirası maliyeti olacak kur korumalı mevduat dahil değil. Onun yükü dahil değil. Yine artan riskler ve buna bağlı olarak artacak olan faizler de dahil değil. Yani benzer ülkelerle bizim risk primimize baktığımız zaman savaştan sonra bizim risk primimiz diğerlerine göre çok daha hızlı artmış. Bizi geçen bir tane ülke var risk primi artışında. Rusya. Adam savaşta zaten. Biz savaşta falan değiliz. Yine benzer ülkelerin kurlarına baktığımız zaman biz bize benzeyen ekonomiler içinde kuru en fazla artan ikinci ülkeyiz. Parası en hızlı değer kaybeden yani. Birinci kim? Yine Rusya. Yine iki yıllık tahvil faizlerindeki yükselişe baktığımız zaman da biz yine ikinci olmuşuz, birinci yine Rusya. Söylediğim gibi Rusya savaşta, biz değiliz. Aslında tüm bu sorunlara rağmen, sıkıntılara rağmen
Şunu bilmemiz lazım ki ülkemizin çok ciddi stratejik üstünlükleri var. Türkiye iyi yönetilse bu stratejik üstünlükler bizi hani o 2023 hedefleri falan diyorlar ya onları sollatır bile. Bakın bu ülke, bu memleket 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyor. Buna sahip dünyada başka ülke yok. Hele hele bu arz güvenliğinin azaldığı, arz zincirlerinin kısaldığı bir ortamda bu muazzam bir avantaj. Yine bizim demografik fırsat penceremiz dediğimiz bakan nüfusun bakılan nüfusa oranının arttığı ülkelerden, nadir ülkelerden biriyiz. Yani bizim hala genç nüfusumuz var. Bizim gençlerimiz var. Şimdi biz bu iki imkanla dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilsek ve bu ülkeyi istikrar içinde yönetebilsek, istişareyle yönetebilsek, bugün Türkiye'nin olması gereken yer bu değil. Bugün Türkiye'nin olması gereken yer, gerçekten söylendiği gibi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi içinde mutlaka yerimizi almamız gerekiyor. Bu öyle çok iddialı falan bir hedef değil. Şu önümüze çıkan fırsatları, elimizdeki imkanları dikkate aldığınız zaman ben çok rahat bu hedefe ulaşabileceğini düşünüyorum. Ben 2001 yılında bu ülke krize girdi. O zaman bana hazine müsteşarlığı görevini verdiler gel krizden sonra diye. O gün hatırlıyorum gördüğüm şeyi. Çok açık doğru ilacı verdiğiniz andan itibaren 3 ayda çok hızla özellikle de bizim son derece dinamik iş adamlarımız ve iş gücümüz sayesinde ülke toparlanıyor. Dolayısıyla şu yaşadıklarımız tamamen kötü yönetimden kaynaklanan, yönetilememekten kaynaklanan sorunlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği bölgesinin en büyük tedarik üssü olma imkanı var. Ve Türkiye'nin refahını arttırarak, demokrasisini geliştirerek küresel mutluluk endeksinde yukarılara tırmanma imkanı da var. Aslında bütün bunlar için biz diyoruz ki Türkiye'nin yeni bir stratejiye ihtiyacı var. Her şeyden önce Shakespeare'in bir sözü var. Bunu hep beraber hatırlayalım. Diyor ki güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene geri dönmez. Ya da biz şunu derdik. Yani güven ceylan gibidir. Bir kere şeyin yanına, çayın yanına, derenin yanına çok zor gelir. Ama bir kere korkutursan bir daha hiç gelmez. Şimdi bugün mevcut yönetime güven kalmamış durumda. Çünkü hep politikaları iflas etti. İstikrar da kalmamış durumda ülkede. Makro finansal riskler sürekli artıyor ve yoksulluk patlamış vaziyette. 8'lere kadar 2018 yılında düşmüş olan yoksulluk şu anda %12'nin üstüne gitmiş. Yani mutlak yoksulluk oranı dediğimiz oran. Aslında sorun nedir diye baktığınız zaman hep Polatlı'da bir çiftçinin bizim bir toplantımızda bana söylediği soruyu lafı hatırlıyorum. Demişti ki biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz. Gerçekten de kral olan yerde maalesef kural olmuyor. Kural olmayan yerde de istikrar olmuyor, huzur olmuyor. Yatırım olmuyor o zaman, iş olmuyor, aş olmuyor. Dolayısıyla şu anda önümüzde yaklaşan seçim sadece yönetimi değiştirme seçimi değil, aynı zamanda rejimi, sistemi de değiştirme seçimi olacak. Peki acilen alınması gereken önlemler nelerdir diye bana sorsanız benim söyleyeceğim önce bir kere Merkez Bankası'yla mevcut hazine müsteşarını, hazine ve maliye bakanını değiştirin diyeceğim. Müsteşar gidiyor çünkü atam olduğu için müsteşar aslında ama bakan deniyor şimdi atanmış olan insanlara. Niye peki derseniz bir Merkez Bankası Başkanı kendisine söylenen her şeyi itirazsız kabul etmek ve yani söylenen derken de mesela dediler ki biz para politikasını etkisizleştirdik. Eyvallah dedi, kabul etti. Bunu bir Merkez Bankası Başkanı neden kabul ediyor ki? Yine bir başka şey, Hazine ve Maliye Bakanı.
Hatırlayın dedi ki Ocak ayında enflasyon pik yapacak, Şubat ayından itibaren düşmeye başlayacak. Eyvallah. Sonra dedi ki bir uyusam sonra rüyadan yaz aylarında uyansam o zaman enflasyon düşmüş olacak. E ona da tamam dedik. En son çıktı dedi ki bu enflasyona sene sonunda ancak düşer. Dolayısıyla verdiği taahhüdü tutamayanları alacaktınız görevden. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını saygı duyulması lazım diyorum. Ve enflasyonu kontrol için para ve maliye politikaları arasında tam bir uyum sağlanması lazım diyorum. 2022 bütçesi tamamen artık geçerliliğini yitirmiştir. Bütün tahminler çökmüştür. Başta kur olmak üzere, enflasyon olmak üzere. Dolayısıyla yeniden yapılmalı. Yeniden yapılırken de bence bu dönemde şu sistemin en fazla zarar verdiği kesimleri ayağa kaldıracak önlemlere ağırlık verecek harcama yapısında onlara ağırlık verecek bir bütçe olması lazım. Yani yoksulu kayıracak. Siftah edemeyen esnafı kayıracak. Bugün traktörüne mazot alamayan çiftçiyi kayıracak biçimde bütçenin harcama önceliklerini değiştirmemiz gerekiyor. Ve son olarak ekonomide istikrarı bu şekilde sağladıktan sonra ülkemizin büyüme potansiyelini harekete geçirecek olan hatta onunla birlikte bir takım yapısal reformlara mutlaka girişilmesi gerekiyor. Peki bu hükümet bunu yapabilir mi? Bence yapamaz. Zaten kendileri de söylüyor. Biz metal yorgunuyuz diyor. Öteden beri uyarıyoruz. Genel başkanımız da söylüyor. Önce kara kış fonu dedik. Sonra dedik ki gıda krizi geliyor. Ülkenin bu gıda krizinin mutlaka önüne geçilmesi lazım. Onun için de ciddi bir üretim, tarımda üretim planlamasına ihtiyacımız var. Özellikle stratejik ürünlerde alım fiyatlarını ve garantisi açıklanmalı. Sözleşmeli üretime geçilmeli. Ve bir şey daha söyleyeyim. Alana verilen destek yerine ürüne destek vermeye gitmek lazım. Yani alana verdiğiniz destek bazen üretime dönmeyebiliyor. Hatta şu şartlar altında insanlar destekleri alıyorlar ama üretmiyor. Çünkü ürettiği zaman devletten aldığı desteği de kaybediyor. Elinde avucunda bir şey kaldı. Yine belli girdilerin kamu kaynaklarından biraz önce söylemiştim bütçeyle ilgili. Bütçe içinde ciddi kaynak ayırmak suretiyle yarı fiyatına çiftçilere sağlanması lazım. Mazotta ve sulamada kullanılan elektrikte vergi yükünün tarımda kaldırılması lazım. Desteklerin tarım kanununun emrettiği şekilde milli gelirin %1'ine çıkarılması lazım. Çiftçi borçlarının hafifletilmesi, faizin silinmesi, ana paranın uzun vadede yapılandırılması gerekiyor. Bunu ayrı bir yer açtım. Çünkü gerçekten bu gıda krizi meselesi mühim. Gıda fiyatlarındaki bu artışlar normal değil. Bunu siz elinizde sopayla market denetleyerek, korkutarak, bağırarak, çağırarak indiremezsiniz. Nasıl indirirsiniz? Üreterek indirirsiniz. Üretmeden fiyat düşmez. Üretim, üretim, üretim her şeyin başında bu geliyor. Tabii bir yapısal değişimden bahsettim. Bu yapısal değişim dört ayak üzerine oturması lazım. Birincisi, yapılması gereken ilk iş ülkede adaletin sağlanması, demokrasinin güçlendirilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlamlaştırılması için mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerekiyor. Bu kapsamda yargı bağımsızlığı sağlanmalı, kuvvetler ayrılığı güçlendirilmeli. Ve bu memleketin en büyük açığı olan tarafsız cumhurbaşkanlığı meselesine mutlaka kesin çözüm getirilmelidir. Milletvekilini millet seçmelidir. Siyasi ahlak yasası da bu çerçevede mutlaka çıkarılmalıdır. İsrafın hesabını soracak şekilde saydamlık sağlanmalı. Sayıştay'ın denetim yetkisi arttırılmalıdır. Ekonomiyi artık sıcak parayla şişirmekten vazgeçeceğiz. Biraz önce dedim. Önceliğimiz üretim olacak. Üreterek zenginleşeceğiz. Borçlanarak zenginmişiz gibi yapmayacağız. Üreteceğiz
Kazanacağız, zenginleşeceğiz. Sonra bir başka bir şey daha yapacağız, onu da biraz sonra söyleyeceğim. İç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandırıcı işlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsat ve imkanları en etkili bir biçimde kullanacağız. İş gücümüzün verimliliğini, ekonomimizin yarışma gücünü arttıracak adımları hızla atacağız. Eğitimi iş gücü iş ihtiyacına göre ve dünyadaki ileri yetenekleri kazandıracak biçimde planlayacağız. En önemli servetimiz olan gençlerimizi işsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Derhal stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Yeniden kuracağız. Bir, hem ülkenin önceliklerini çerçevesinde tutarlılık modelleri içinde hedeflerin belirlenebilmesi için yetmez ama bugün bir an önce stratejik planlama teşkilatını kurarak neyimiz var, neyimiz yok elimizde bunu bir tespit etmemiz lazım. Ülkenin gelişmiş nitelikli kadrolarıyla. Çünkü şu anda biz bütçeyi biliyoruz. Ama bütçenin dışında bir başka bütçe daha var, varlık fonu. Onun etrafında bir takım başka yine bütçenin altına indiğimiz zaman koşullu yükümlülükler dediğimiz bu kamu özel işbirliği çerçevesinde verilmiş olan bir takım garantiler var. Bunların ne olduklarını mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için de bir stratejik plan, ciddi ilk başta az sayıda ama son derece yetenekli devleti bilen uzmanlardan oluşan stratejik planlama teşkilatını kurup neyimiz var neyimiz yok onu bir anlayacağız. Ne gelirimiz ne borcumuz ne alacağımız ne. Yine artık kamu ve özel kesim arasında çağın değişen şartlarına göre yeni bir diyalog, yeni bir kurumsal işbirliğinin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Öyle tepeden inme bu işler artık olmuyor. Bir masanın etrafında toplanacaksınız, hedefler etrafında uzlaşacaksınız, ülkeyi ona göre yöneteceksiniz. Ama devletin de bu süreçte düzenleyici ve denetleyici rolü etkinleştirilmesi gerekiyor. Sağlık ve gıda gibi temel alanlarda kamucu yaklaşımlarla ülkemiz kendi kendine yeterli hale getirilmeli. Bu bugün pandemi sonrasında bütün dünyada kabul görmüş olan bir husus. Devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarından en etkin şekilde yararlanacağız. Bir başka önemli bir şey daha yapacağız. Bunu gördük sahada herkesin talebi ve buna çok ihtiyaç var. Esnaf Bakanlığı'nı derhal kuracağız. Ekonomik ve Sosyal Konseyi düzenli olarak toplayacağız. Ekonomiyi istişareyle yöneteceğiz. Yatırım iklimini şartlara göre sürekli yenileyeceğiz. Geliştireceğiz. Teknoloji kullanımı ve istihdam arasındaki dengeye dikkat edeceğiz. Bu çerçevede bugün yavaş yavaş artık gelişmekte olan aşırı robot kullanımını, aşırı yapay zeka kullanımına belli sınırlar getiren ve gereksiz yere iş gücünün tasfiyesine yol açan bir takım uygulamaları düzenleyen, denetleyen bir çerçeveye Refah Devleti 3.0 deniyor. Bunu da kuracağız. Evet, bir şey eksik demiştim benim. Üreteceğiz, zenginleşeceğiz. Evet, zenginliği de hakça paylaşacağız. Bu çerçevede bizim en önemli elimizdeki politika aracı Aile Destekleri Sigortası Kurumu. Bu pandemi döneminde mesela İspanya'da bu uygulandı. Bir şekilde uygulandı. Oldukça da etkili oldu. Ya bugün Türkiye'nin eğer sosyal destekleri 1/4'üne yakınsa, Avrupa Birliği ortalamalarının yarısı kadarsa, o zaman buralarda ciddi önlemlerin alınması gerekiyor demektir. Kesintisiz ve hızlı büyüme için büyümenin kapsayıcı olması şart. Yani nemalarının herkese ulaşması gerek. Kimsenin dışlanmaması gerek. Örgütlü toplum bunun için önemli. Çalışma hayatına ilişkin normları uluslararası standartlara getirmemiz gerekiyor. Ve herkesin büyümeden pay alması gerekiyor. Bir başka ihtiyacımız, biraz önce söylediğim, istikrar. İstikrar olması için mutlaka bütün politikalarınızın sürdürülebilir olması lazım. Bir, çevreyi tahrip etmeyeceksiniz. İki, bir başka önemli konu, burada işte çevreyi tahrip etmezken, bence Türkiye'nin önünde önemli bir fırsattır. Sadece şey değil, ihracat bakımından değil, aynı zamanda ülke teknolojisinin yenilenmesi sürecinde yeni bir ekonomik faaliyet alanı da yaratmak bakımından. Bu da
Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum meselesidir. Yani karbon sınırlarına uyum sağlayabilme meselesidir. Karbon emisyonu sınırlarına. Bunun çok ciddi şekilde dengeli bir biçimde bu sürecin gerçekleştirmesi bence Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının büyümesine ciddi katkıda bulunacaktır. Kurumları tahrip etmeyeceğiz. Kurumlara sahip çıkacağız, kurumları geliştireceğiz, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getireceğiz. Ama en önemlisi bir, para politikasını uygularken enflasyona sebep olmayacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına hürmet edeceğiz. Maliye politikasını yani bütçe politikasını uygularken de milleti aşırı borç yükü altına sokmayacağız. Yani bir başka ifadeyle bütçe açıklarını kontrol edeceğiz. Bütçe açıklarını kontrol edebilmek için de bir mali kural. Mali kuralları, mevcutları güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali kuralları da getireceğiz. Bütün bunları gerçekleştirmek için de üç şeye ihtiyacımız var. Üç tane yeni K'ya. Ne bu üç tane yeni K? Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Evet, ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi basınımıza teşekkür edeceğiz. Ondan sonra sizlerle oturup sohbet edeceğiz. Sağ olun.